Herkese merhaba arkadaşlar. Hukuk Öğretire hoş geldiniz. Halen e, bu seriye devam ediyorsan ve bu cümlelerimi duyuyorsan artık senin için her şey çok geç. Çünkü sen bu sınavı kazanacaksın. Çok ciddi yol aldık e, ve videoların sonuna doğru yaklaştık arkadaşlar. Bu notları eminim ki temin etmişsinizdir. Eksik olan kısımlarda size mail olarak geliyordur. Ee, artık yolun sonuna doğru yaklaştık. O bitmez denilen idare hukuku bitti. Bitiyor. Anayasa hukuku bitiyor. Ceza hukuku zaten bitmişti. Çok sağlam hazırız artık. Haydi bakalım. Derse geçelim. Şimdi arkadaşlar kamulaştırma kamulaştırma. Kamuya ait yapıyorum artık. Bir taşınmazı. Ne demek istiyorum? Anayasanın dayanak ne? Anayasa. Bir tanesinde dayanak anayasa değildi. Hangisiydi o? Söyle bakayım. Devletleştirme dayanak anayasa. İstimal dayanak anayasa. Geçici işgal cık. neydi dayanak? Kanun. Tamam. Burada da yine kamulaştırma neymiş arkadaşlar? Dayanağı anayasadır. Devlet ve kamu tüzel kişileri. Kimler kamulaştırma yapabiliyor? Devlet ve kamu tüzel kişileri. Kamu yararı gerektirdiği hallerde gerçek karşılığını peşin ödemek şartıyla Özel mülkiyete, hocam sürekli peşin mi ödenir? Hayır, istisnası var geleceğim. Taksitle ödeme durumu da söz konusu olabiliyor. Kaçta başladım bu orda? Ee, 40, 43 diyelim, 45. 22-45. 22-45. Süre geçmesin. Şimdi arkadaşlar, peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmazların tamamına veya bir kısmına, bakın, bedeli peşin olmak şartıyla devlet veya veya dev, e, kamu tüeciler tarafından Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kamulaştırma yapamıyor. Ama buna dikkat edin. Kamu kişisi olmasına rağmen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kamulaştırma yapamıyor. Bunu da küçük bir yere not alın. Taşınmazın tamamında, taşınmaz olacak ve tamamında veya bir kısmında kanunda gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırma yapılabilir. Bunun dayanağı arkadaşlar Anayasa bunun ayrıntılı bir şekilde düzenleyen şey ise arkadaşlar kamulaştırma kanunu. 2942 sayılı kamulaştırma kanunu. Arkadaşlar eminim ki Instagram hukuk Öğretisi sayfasından ve hukuk bizleri güncel olarak güncel bilgileri yakalamak için buraları takip ettiğinizi düşünüyorum. Devam edelim. Kamulaştırma bedeli kesin hüküme bağlanan artırım bedeli nakden peşin olarak ödenir. Ama bak dikkat et buraya. Tarım reformu, büyük enerji sulama projeleri ve iskan projeleri, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması, turizm amaçlı. Tarım reformu, büyük enerji sulama projeleri, kıyıların korunması, turizm ve yeni ormanların geliştirilmesi durumlarında ne olabiliyormuş? Bu bedel taksitle de ödenebiliyormuş. Bakın bunların bunun devamında size çıkmış soruları göstereceğim. O kadar basit ki sormuşlar sormuyorlar değil soruyorlar ama çok basit soruyorlar. Bak devam et devam et devam ediyorum. Bu hocam taksitlendirme yapılır dedin de tamam eyvallah taksitlendirme yapasın. 5 yılı aşamaz taksitlendirme süresi ve taksitler eşit olarak ödenir. Silgi kalem Kamulaştırılan topraktan o toprağa doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanların bedeli her halükarda peşin olarak ödenir. Küçük çiftçimizi yormuyoruz. Her halükarda bu bedel peşin olarak ödüyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. E, diyor ki taksitlendirme herhangi bir sebeple ödenmemiş gecikme durumu söz konusu olduğunda en yüksek faizi devlet vatandaşına ödüyor. Devam işte dananın kuyruğunun koptuğu yer. Hocam çok mu önemli? Evet çok önemli. Neden? Diyor ki de, e, kanun. Eğer diyor bir kamulaştırma kararı alacaksan. Kamulaştırma kararı alacaksan. En başta yapman gereken şey yeterli. Ödeneği temin etmek. Yani para yok. Kamu yararı olmuş. Kamu yararı olmamış. Beni ilgilendirmiyor. İlk başta yapman gereken ne? Kamulaştırma yapabilmen için cebinde para var mı yok mu? Para yok. O zaman parayı ne yapıyorsun? Temin et. Mesela annemin süre annemin hep böyle bizim küçükken de bize söylediği güzel bir söz vardı. Diyordu ki: dev olmuş 3 pula ne yapayım? Param yok." Deve olmuş diyor. 5 pula Oğlum çağır da gelsin diyor. Alayım o deveyi. Pahalı da olsa cebimde para var diyor. Tamam. Sen de bu şekilde düşün. Ucuz olmuş, ne yapayım cebimde para yok. Pa pahalı hale gelmiş ama param var gider alırım. İşte devletle de kamulaştırma yaparken ne yapıyor? Diyor ki önce cebimde neyi bulmam lazım? Kamulaştırma yapabilmem için o parayı temin etmem gerekiyor. Hocam neden bunun üstüne vurgu yapa yapa anlatıyorsun? Çünkü sormuşlar kamulaştırma aşamasının ilk aşaması nedir demişler. Neymiş? Parayı temin etmek. Tamam. Devam edelim devam edelim. Yeterli ödenek temini. Yeterli ödenek temini. Mavi nasıl duruyor? Çok sırıtmıyor. Kırmızı nasıl duruyor? Oo kırmızı daha güzel duruyor. Yeterli ödeneği temin ettim. Sonra kamu yararı kararını alıyorum. Sonra bu kararı onaylatıyorum. Sonra kamulaştır kamustu, kamulaştırılacak taşınmazı tespit ediyorum. Yani kamu yararı kararı alıyorum. Bu hizmeti yapmamız lazım. Bu kararı onaylatıyorum. Sonra kamulaştırılacak olan malı ne yapıyorum? Tespit ediyorum. Nereyi kamulaştırayım? Bu hizmeti daha iyi nerede sunarım diye ne yapıyorum ben? Bir yola çıkıyorum. Bir taşınmaz arıyorum. Sonra sonra kamulaştırma kararını alıyoruz. Taşınmazı da bulduk. Kamulaştırma kararını aldım. Bak önce neymiş? Kamu yararı tespiti. Sonra kamulaştırılacak taşınmazın tespiti. Sonra kamulaştırma kararı. Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyorum. Satın alma ve takas usulünü deniyor. İşte çıkmış sorulardan bir tanesi de şu. Diyor ki devlet yeterli ödeneye, ödeneği ayırdıktan sonra kamu yararı kararını aldıktan, kamu yararı kararını onaylattıktan, kamulaştırılacak olan malın temin ettikten sonra, tespit ettikten sonra, kamulaştırma kararı aldıktan sonra yapması gereken aşama nedir? Bunu sormuş ya. Yani 6. aşamayı sormuş. Neymiş 6. aşama? Satın alma usulü veya da takas usulünün denenmesi. Tamam? Anlaşıldı mı? Bunların aşama aşama ne yapman gerekiyor senin bilmen gerekiyor. Ama unutma ilk aşama ne? O parayı bulmak. Gel buraya. Uyuşmazlık çıkması durumunda uyuşmazlık için nereye gidiyorum? Adli yargıya gidiyoruz. Devam. Devam. Satın alma ve takas usulünü denemeye başlayalım bakalım. Kamulaştırmaya yapacak idare. Kamulaştırma kararının alınmasından sonra kamulaştırma işleminin her safhasında ihale komisyonu yoksa bu amaçla kurulacak bir komisyon marifetiyle tespit edeceği, edeceği bedel üzerinden mal sahibiyle anlaşarak taşınmaz malın kaynağını veya bunlar üzerindeki irtifak haklarını satın alabilir. Yani devlet ile devlet ile vatandaş ne yapıyor? Bir uzlaşma yolu arıyor. Her aşamada ihale komisyonu aracılığıyla bir araya geliyorlar. Haydi diyorlar senin bu taşınmazın taşınmaz arazin 100 TL. Devlet diyor ki ben diyor 90 vereyim. O istiyor 110 100 TL de birleşiyorlar. Bu şekilde bir anlaşma düşün. Tamam mı? Eğer ki satın alınan taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkı sahibinden kamulaştırma yoluyla alınmış ise 45 gün içerisinde tescil ettiriliyor. Yani tarafla devlet anlaştı. Bak bura çok önemli. Senin yani sen e, devletle anlaştın. Bu ev üzerine, arsa üzerine devletle anlaştın. Anlaştın ya. Ne yapıyorsun? 45 gün içerisinde taşınmazı tescil ettiriyorsun. Hocam niye bunun üstüne bu kadar durdun? Yani bir uyuşmazlık, bedel uyuşmazlığı yok. Bunun yanında bir e, idarenin zorla bir kamulaştırma durumu olup da sen bunu iptal etmek durumu yok. Masaya oturdun ve anlaştın. Neden bunun üstüne bu kadar duruyorum? Bak buraya bak bak. Kamulaştırmaya... Kamulaştırmaya bedeline itiraz davası açılamaz. Yani sen masaya oturup anlaştıktan sonra bedelde anlaştıktan sonra 45 gün içerisinde bu malı adama te devlete teslim ettikten sonra efendim ben bedeli iste bedeli düşük buldum. E kardeşim anlaşmasaydın o zaman. Efendim ben kamulaştırmaya itiraz ediyorum. Ya kardeşim anlaşmasaydın o zaman diyor devlet. Böyle bir şeye ne bedele e bedeline itiraz davası açılamaz diyorum. Tamam mı? Şimdi bak devam ediyorum. Uyuşmazlık çıkması durumunda adli yargıda dava açılması durumunda. Şimdi bak diyelim ki masada oturdular herhangi bir anlaşma sağlamadı. Yani imzalar atılmadı karşılıklı olarak. Tamam anlaşma sağlamadı. Biraz önce anlaşma sağlanmıştı. Şimdi sağlanamadı. Tamam mı? Ama idare o taşınmaz almak istiyor. Düşünsenize bir şuradan bir yol yapacak. Yol yapacak. Eğer bu yolu bu yolu şuradan geçirirse yani e, bura bir dere yatağı olduğunu düşünelim arkadaşlar. Buraya bir köprü. Dere yatağın diğer tarafından geçerken bir köprü. Şuraların kamulaştırması gerekirken şuradaki ev sahibi ben burayı kamulaştırmıyorum diyor. Bu yüzden devlet dünya kadar bir maliyete katlanıyor. E devlet vatandaştan yeri geldiğinde bunu ne yapacak? Zorla kamulaştıracak. Tamam mı? İşte bu durumda kim idare, idare bak buraya idare taşınmaz malın bulunduğu yerde Asya mah, Asya hukuk mahkemesine gidip dava açıyor. Bak davayı ilk açan kim devlet yani idare. İdare diyor ki, ey Asya hukuk mahkemesi, ben bu adamla masaya oturdum, adamla anlaşamadık, adam bana malını satmak istemiyor bedelde anlaşamadık. Bir uyuşmazlık söz konusu. Ama benim bu evi bu araziyi kamulaştırmam gerekiyor. Aha sana belgeler bana bu malı üstüme geçir. Tamam. Nereye gittik? Bak gittik diyorum. Devlet nereye gitti? Asli hukuk mahkemesine. Devam ediyorum. Mahkeme mahkeme duruşma için bir davetiye mektubu yazar. İşte bu davetiye mektubu bakın arkadaşlar yarın bir gün Hukuk fakültesi için dinleyen arkadaşlara sesleniyorum. Avukat olacaksınız tamam mı? Önce bir kamulaştırma ile ilgili uyuşmazlık ile ilgili bir dava gelecek. İşte bu davetiye mektubu sizin için çok önemli. Bu davetiye mektubunun süresini kaçırırsanız bu davetiye mektubu üzerinde yapacağınız itirazları kaçırırsanız kamulaştırma için artık itiraz edemeyeceksiniz. Hocam nasıl oluyor? Bak şimdi devam edelim. Gel buraya gel. Silgi. Kalem. Müthiş bir şey ya bu sistem var ya. Bu arada düzenli bir şekilde dislike atan videolar bir kişi var. Ee, sağ olsun e, beni izleyen sıkı takipçilerimiz de sadece izleyip geçmeyip böyle beğeni yapan sıkı takipçiler onlara tepki olarak bir beğeni bırakıyorum. Ama bir kişi var ya kiminle ben ters düştüm bilmiyorum ki. Sürekli dislike atıyor. Güzel kardeşim niye öyle bir şey yapıyorsun? Ya atıyorsan at. Faydalan da. Ya insan zoruna gidiyor ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Davetiye mektubu atıyor değil mi? Davetiye mektubu atıyor. Sonra diyor ki kamulaştırmaya karşı idari yargıda iptal davası açabileceğin gibi maddi hatalar ilişkin, e, ilişkin, düzeltme davası da adli yargıda açabileceği bunları yapmazsan taşınmazın idare adına tescil edeceğini bildiriyor. Kim? Asli hukuk mahkemesi. Kime bildiriyor? Malın sahibini, kişiye, şahsa bildiriyor. Vatandaşa bildiriyor. Ne diyor? Kardeşim diyor. Bak Asya Hukuk Mahkemesi'ne devlet geldi. Diyor ki bu malı benim üstüme e, geçir. kamulaştıracağım Tamam. Ben de bunu kabul edeceğim gibi. Ama diyor bak sana bir davetiye mektubu gönderdim. Eğer bunun itiraz istiyorsan git idari yargıya dava aç. Eğer diyor bedelde bir uyuşmazlık, bir düzeltme söz konusuysa git adli yargıya dava aç. Eğer bunları yapmazsan bak ben asli hukuk mahkemesi olarak bu kamulaştırmayı kime vereceğim? Devlete vereceğim, idareye vereceğim. Yap diyor bunları. Sen diyelim ki bunları yapmadın. Mahkeme bunun üzerine tarafları anlaşmaya davet eder. Sonrasında uygun kamulaştırma bedelini kendisi tespit eder ve artık mahkeme bedeli dedi ki, bedeli ki 100.000 TL dedi. Bedeli tespit etti. Devlet, idare bedeli şahsın üzerine banka hesabına yatırır. Yatırır. Bu aşamada mahkemenin kararı kesindir. Temiz edilemez. Bedeli ilişkin temiz veya istinaf yolu söz konusu olabilir. Kamulaştırma kimde? Artık devlette. Geçti. Neden geçti? Çünkü sen şu aşamayı bak şu aşamayı kaçırdın. Anladın değil mi? Şu aşamayı kaçırdığından dolayı artık olay kimde? Nerede olay? Asya Hukuk Mahkemesi bir bedel belirledi. O bedel üzerine de mal taşınmaz şahsa geçti. Bedel üzerinde itiraz etme hakkı yine yolu açık ama kamulaştırmaya itiraz yolun açık değil. İptal davası yolun açık değil. Şu aşamayı değerlendirecektin. Tamam mı? Peki hocam kimse mi değerlendirmez? Çık ekrandan. Kimse mi değerlendirmez? Bakın buraya. İptali İptal ilişkin idari yargıda dava açması ve yürütmeyi durdurma kararı durumunda Asya Hukuk Mahkemesi idara mahkemesinin kararını bekler. İşte eğer ki bu taraf gidip o davetiye mektubu üzerine dava açarsa kararın iptaline karşı, tamam mı? Nereye? Bak idari yargıda dava açması veya yürütmeyi durdurma yürütmeyi durdurma kararı durumunda Asya Hukuk Mahkemesi yani devletin açtığı idarenin İdarenin başvurduğu Asya Hukuk Mahkemesi, idare mahkemesinin kararına kadar bir durma kararı verecek. Sonra idari yargıya başvuru süresi 30 gündür. Biraz önce o süreyi söylemiştim. Ayrıca idari taşınması bir kısmı ve tamamını kamulaştırma kararı alabilir. Eğer kamulaştırılamayan kısım kullanılmaya elverişli değilse kalan kısmı bu ek bir bilgi arkadaşlar. Diyor ki sözün özü şu tamamını değil bir kısmını da devlet kamulaştırılabilir. Ama kalan kısmı kullanıma elverişli değilse o eksik olan kısmı da devlet kamulaştıracaktır. Tamam. Ya hocam şunu daha iyi bize anlat dersen mesela bir silgi alalım. Şuradan bir yol geçecek. Ee, şu kadar bir arazi var. Devlet diyor ki ben diyor şurayı şurayı kamulaştırdım. Burayı ben kısmi bir kamulaştırma yapıyorum. Şurayı kamulaştırmıyorum diyor. Anladın değil mi? Tam şu köşeyi kamulaştırıyorum. Şurada 2 metrekarelik bir alan düşünelim. İşte ne yapıyorsun kardeşim diyorsun. Ey devlet 2 metrekare benim işime yaramaz. Elverişli bir alan değil. Burayı da kamulaştır. Tamam. Bunu diyor burada. Sözün özü. Şimdi toparlayacağım burayı. Bakın arkadaşlar. Devlet ne yaptı? İdare anlaşmaya gitti. Ekrana geleyim bir anlatayım. Bana bak, bana bak. Bura biraz karışmış olabilir. Bana bak. Devlet masaya oturdu. Anlaşmaya çalıştı. Anlaştı. Problem yok. Artık kamulaştırma gerçekleştirdi. Bunun için artık itiraz söz konusu değil. Diyelim ki masada anlaşamadılar. İdare nereye gidiyor? Asli hukuk mahkemesine gidiyor. Ey asli hukuk mahkemesi benim bu arsayı bu evi kamulaştırmam gerekiyor. Bana yardım et diyor hukuk Mahkemesi bir davetiye mektubu çıkartıyor. Davetiye mektubunda diyor ki: "Ey vatandaş, ey bu malın sahibi malik." Tamam mı? "Ey malik, bak diyor, idare geldi bana dava açtı. Eğer diyor kamulaştırmanın iptalini istiyorsan idari yargıya. Düzeltme veya bedel üzerinde bir sıkıntı varsa adli yargıya git, dava aç. Dava açarsan benim kararım e, durur, durur, durur. E dava açtığım mercinin kararına kadar beklerim. Eğer ki sen gidip idari yargıya bu yapılan idari işlemin kamulaştırmanın iptali için herhangi bir dava açmazsan benim verdiğim karar kesindir. Artık kamulaştırmanın iptali için bir dava söz konusu açamazsın. Fakat diyor ne için dava açabilirsin? Bedel için bir dava açabilirsin. Tamam. Devam. Devam. Şimdi kamulaştırma idarenin tek taraflı vazgeçmesi olabilir mi? Elbette ki olabilir arkadaşlar. İdare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararını veren ve onaylayan yetkili mercinin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı vazgeçebilir. Şu kadar ki dava sırasında vazgeçme halinde dava giderleri harç ve harcan emek ve işin önemi gözetilerek mahkemece maktulen maktu olarak maktulen demeyelim maktu, maktu olarak tak, takdir olunacak avukatlık ücreti kime ödeni ödettiriliyor arkadaşlar? İdareye ödettirilir. Devam ediyorum. Mal sahibinin geri alma durumu olabilir mi? Kamulaştırılan şeyin. Tabii ki olabilir. Eğer ki devlet ben yol, baraj vesaire işler yapacağım deyip bir yeri kamulaştırdı. 5 yıl içerisinde de oraya ne bir yol yaptı, ne bir orman yaptı, ne bir turizm faaliyeti yaptı, ne bir baraj yaptı vesaire vesaire. Hiçbir şey yapmaması durumunda Hiçbir işlem veya tesisa tesisat yapılmaz kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyecek taşınmaz mal sahibi olduğu gibi bırakılırsa mal sahibi veya mirasçılar kamulaştırma bedelini o parayı aldığı günden itibaren faiziyle birlikte ödeyerek o taşınmazı geri alabiliyor. Devam. Bir yıl içerisinde bu hakkı kullanmazsa düşer. Tamam. Sözün özü şu. Devlet senin baraj yapacağım, yol yapacağım vesaire gibi sebeplerle bir kamu hizmeti, kamu yararı için bir hizmet yapacağım deyip senin taşınmazını kamulaştırdı. 5 yıl içerisinde buraya bir çivip dahi çakmadı. İşte sen gidip diyorsun ki bana verdiğin para 100 TL idi. 100 bin liraydı. O verdiğin günden itibaren faiziyle birlikte al sana 150 bin lira. Ver benim kamulaştırmamı. Bunu ne kadar diyorsun arkadaşlar? o hak ediş süren yani 5 yılın dolmasından itibaren bir yıl içerisinde bunu demen gerekiyor. Yoksa bu hak ne oluyor? Düşüyor. İşte bilmek önemlidir. Bildiğini kullanmak daha önemlidir. Tamam arkadaşlar? Sakın ezber yapmayın. Öğreniyoruz bunları. Devam edelim. Devam edelim. Trampa yolu. Trampa yolu ile kamulaştırma. Ne demek trampa yolu ile kamulaştırma? Mal sahibi kabul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine nakdi yerine idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan taşınmaz mallarından mallarından bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilmesi. Devlet A arsasını kamulaştırıyor. Bunun yerine B arsasını veriyor. Bu bu paranın yerine. Tamam mı? Çay buz gibi olmuş. Bana çay borcunuz var. Şimdi bak. Kamulaştırma bedeli yerine verilecek olan taşınmaz malın değeri İdarenin ihale komisyonu komisyonu yoksa kuracağı bir komisyonca tespit edilir. Fark taraflarca nakit olarak karşılanır fakat bu fark %20'lik kısmı aşamaz. Tamam? Yani demek istediğim şey şu. Ben bir arsa veriyorum. Devlet de bana başka bir yerde bir arsa veriyor. Oturup anlaşıyoruz. Nakit yerine arsa veriyor. Devam. Acele kamulaştırma durumu. Bakın arkadaşlar şu cümleye dikkat edin. Kanun uygulaması yüzünden geç bunları. Cumhurbaşkanı kararı alınacak hallerde, özel kanunlarda olağanüstü. Ben olağanüstü kelimesini olağanüstü el atma durumu tarzında kullanıldığında ne demiştim? İstimal demiştim. Değil mi? Ama bak burada ne diyor? Olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmazın kamulaştırılması. Yani olağanüstü durumlarda kamulaştırma diyorsa artık buna istimal deme. Düşme. Tamam. Burada olağanüstü durumda bir kamulaştırma söz konusudur. İşte bu durumda idare tarafından mal sahibi adına milli bir bankaya yatırılarak o taşınmazın bedeline o taşınmaza el konuluyor. Anlaşıldı mı? Olağanüstü bir durumda kampulaştırma söz konusu. Buradaki arkadaşlar ee, bedel tespit ediliyor. Mahkeme 7 gün içerisinde o taşınmaz malın bilir kişilerce tespit edilerek değeri milli bir bankaya yatırılıyor. Olağanüstü bir durum var. Kamulaştırma söz konusu. İstimal yolunu denemiyor devlet. İşte bu durumda milli bankaya para yatırılıyor ve kamulaştırma gerçekleşmiş oluyor. Devam. Kamu kurumları tüzel kişileri arasındaki taşınmaz malların takası kamulaştırılması olur mu olmaz mı? Yani X kurum Y kuruma diyor ki Ey Y kurum senin kullanmadığın şu araziyi bana ver ben kullanayım. Y kurumda diyor ki vermiyorum arkadaş. Ne olacak? E, yatırım ver. Hani kamu yararı? Ya sen de devletin bir kurumusun. Ben de devletin bir kurumuyum. Versene ey kamu çekişse. Vermiyor. Böyle mi? Vermeyecek mi? Bir yaptırım yok mu? Yaptırım var. Nereye gidiyorum? Danıştay'a gidiyorum. Hangi dairesine? Birinci daireye gidiyorum. Gel buraya. Bu önemlidir ha. Arkadaşlar. Hey kendinize gelin. Bu önemlidir. Bak şimdi. Kamu tüzel kişilerinin kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal. Yavaş yavaş anlatıyorum. Mal, kaynak ve irtifak hakları diğer bir kamu tüzel kişisi veya kurum tarafından kamulaştırılamaz. Yani A kamu tüzel kişisi B kamu tüzel kişisine ait olan ait olan bir bir arsayı veya araziyi kamulaştıramaz. Bu cepte neyi deneyecek? İhtiyacı olan idare ödeyeceği bedeli belirterek mal sahibi idareye yazıyla başvuracak. Ey A. A diyecek ki ey B. Ben senin arsanı 200 bin TL'ye alırım diye bir yazılı beyanda bulunacak. Bunun üzerine başvuracak. Bunun üzerine mal sahibi idare yani kim? B devire muvaffakat etmez veya 60 gün içerisinde cevap vermezse anlaşmazlık anlaşmazlık durumu isteyen idarenin başvurusu üzerine Danıştay ile ilgili idari dairesince birinci derece incelenip 2 ay içerisinde kesin karara bağlanır. Yani A B'den bir talepte bulundu. B buna 60 gün içerisinde cevap vermedi veya da red cevabı verdiyse bir uyuşmazlık durumu söz konusudur. Ben işte bu red üzerine arkadaşlar Danıştay ilgili dairesi yani birinci daireye gidiyorum. Daire de 2 ay içerisinde kaysın kararını veriyor. Artık mal kime ait olacak arkadaşlar? Eğer olumlu yönde verirse A'ya ait olacak. Devam. Taraflar bedelde anlaşamazlıkları takdirde yani B diyor ki tamam ben bunu sana satarım sana veririm fakat diyor 200 bin TL az 500 bin TL istiyorum bu durumda ise diyor arkadaşlar Danıştay kararının tebliğ tane itibaren 30 gün içinde takdir komisyonunca bir takdir edilir bir bedel takdir ediliyor taraflar bu bu komisyon raporu kendilerine veriliş ve tebliğ ediliş tarihine itibaren 30 gün içerisinde hep 30 arkadaşlar kamulaştırmada o zaman işaretleyeceğimiz şık ne? Süre olarak 30. İtiraz ettikleri takdirde anlaşmazlıklar taşınmaz malın bulunduğu yer Asya Hukuk Mahkemesi'nde olay çözülüyor. 45'te 15, 24, 25 dakika olmuş. Şimdi bak ne diyorum. Bir idare başka bir A idaresi B idaresinin malına ta talip oluyor. Kamulaştırma yapabiliyor mu? Kamu bir aralarında bir kamulaştırma yapabiliyor mu? yapamıyorlar. Diyor ki A kampüs eksi, E B kampüs sende, sende bulunan E B, sende bulunan arsayı ben almak istiyorum deyip bedeli de yazıp 100.000 TL yazıp B'ye gönderiyor. B 60 gün içerisinde cevap vermese veya cevabı red durumu olursa A bu red e, sebebini veya cevap vermeme durumunu Danıştay birinci Dairesi'ne bildiriyor. Ey birinci daire diyor. İki ay içerisinde karar ver. kararın senin kesin. Sen ne dersen başım gözüm üstüne diyor. Tamam mı? Yani kamulaştırma e, ben satın almayı reddediyorum dersen diyor B'nin olmaya de, kalka, devam etsin diyorum mal. Yok, ey A, senindir artık mal diyorsan diyor bir bedel üzerinde artık anlaşalım diyor. Tamam? Eğer ki Bedel, bedelde anlaşamama durumu söz konusuysa bu defa takdir komisyonları bir rapor hazırlıyor. Diyor ki 100 bin TL, olma, 200 bin TL olmamalı, 400 bin TL olmalı. Veya da e, B, malın sahibi de diyor ki hayır kardeşim en az 500 bin TL olmalı. Bu durumda arkadaşlar bedel uyuşmazlığı söz konusudur. Bu durumda nereye gidiyorum bedel uyuşmazlığında? Aski Hukuk Mahkemesi'ne gidiyorum. Nasıl? Oldu değil mi? Oldu mu? Tamam gel buraya. Gel. Güzel bir alanda arkadaşlar baya karaladım ama güzel görünüyor ya. Durdurun bir de siz tekrar edin. Durdur bir tekrar et. Buradan soru gelme ihtimali yüksek. Karışık o yüzden soru gelme ihtimali yüksek. Durdur. Durdur. <laughs> Hadi bakalım. Devam ediyorum. Kamulaştırmaksızın el, atma. el atma arkadaşlar. Arkadaşlar bunu diğer videoda anlatayım. çok uzadı. Bura önemli. Hemen arkasından da ne yapacağım? Bakalım ne geliyor. Soru. Bitti arkadaşlar. Son slide. Son sayfa. Buraya dikkat edin. Burayı anlatacağım. Sonra soru çözeceğim. O videoyu da bitireceğim. Haydi bakalım. Diğer videoda kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> Kanala abone değilsen hemen ol. Ok. Bak videoyu beğenmeyen biri var. Umarım o sen değilsindir.